Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda crop bluzumun yapımını anlatacağım size. Yapımı oldukça kolay ve kısa sürede bitebilecek bir bluz. Hafta sonu 2 günde örüp bitirebileceğiniz şekilde. Kenarlarında şöyle minik bir detay uyguladım. Yakasında, kol evinde ve etek ucunda şöyle tek trabzanlık bir işlem uyguladım. Daha düz durması adına. Yaka kesimini, kol kesimini tüm detaylarıyla videomda anlattım. Ben koton bir ip kullandım. Alize koton gold'la ördüm. Siz de elinizde olan koton ipleri de değerlendirebilirsiniz. Bunu rengarenk de yapabilirsiniz. 1,5 yumak kadar ip gitti. 100-150 gram. 100 gramdan çok az fazla kullandım. Elinizde 150 gramlık bir koton ip varsa yeterli olacaktır. Ben bunu small ve x small için ördüm. Small'a ve x small bedenlere rahatlıkla olacaktır. Şöyle boyunu ölçüyorum. 37 santim. Eni de 38 santim. Bu modeli Pinterest'ten görüp uygulamıştık. Ben bunu kuzenim için hazırladım. Umarım siz de beğenirsiniz. Şimdi videomun yapılışına geçebiliriz. Ben bu bluzumun yapımında Alize Cotton Gold kullandım. Elimde kağıdı olmadığı için maalesef renk kodunu veremiyorum size ama şöyle tarçın rengi, kiremit rengi gibi şu an görünümüne yakın bir renk. Tonu çok yakın. Elimde kalan koton ipleri değerlendirmek istedim. Siz de herhangi bir serma koton iple veya başka markanın bir koton ipiyle rahatlıkla örebilirsiniz. Şu şekilde 3 mm tığ kullandım. Tığda şu küçük yazan milimetre kısımlara dikkat ediyoruz. Tığ numaramızı bunlar tekabül ediyor. Zincir çekerek başlıyoruz bluzumuzun yapımına. Ben bu bluzumu kuzenim için örüyorum. O bana Pinterest'ten görüp de atmıştı bu modeli. Benim için örer misin dedi. Ben de onun için small beden bir bluz örüyorum. Boyu crop tarzı olacak. Böyle bel hizamızda biten bir model olacak. Ve çok fazla üzerimizde bol duran bir model olmayacak. Eğer siz de small beden örmek isterseniz benim sayılarımla hareket edebilirsiniz. Ancak büyütmek veya daha da küçültmek isterseniz kendiniz üzerinize tam oturan bir bluzdan ya da tişörtten durmasını nasıl isterseniz kalıbını sevdiğiniz bir parçadan örnek alabilirsiniz. Ölçü alabilirsiniz pardon. Zinciri çekip onun üzerinden ölçü alabilirsiniz ve 1-2 santim ütülediğimizde de genişleme payı oluyor koton iplerde. Şu şekilde zincirimizi çekerek başlıyoruz. İstediğimiz uzunlukta zincirimizi çektikten sonra 3 zincir daha çekiyoruz bu kenar trabzanı için. Şimdi şurada 4. zincire batacağız. Şöyle 4. zincirimize batıyoruz. Ben burada batarken şöyle zincirlerimin sırt kısmını kullandım. Şu şekilde net sanırım. Şöyle şu zincirlerimin sırt kısmına battım. Böyle olduğunda alt kısmının daha güzel durduğunu düşünüyorum ama tabii ki zincirin herhangi bir yerine de batabilirsiniz. Şöyle sırt kısımlarını takip ederek gidiyorum. Zincirin sırt kısmına bir tane ikili trabzan yaptım. Aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şu kenar trabzanımızdan hariç. Şöyle göstereyim. Hiç zincir çekmeden yine tığıma doluyorum. Alttan 1-2 zincir atlıyorum. Üçüncüsüne. Yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle. Yine tığımızı doluyoruz. Alttan 1-2 tane atlayıp üçüncüsüne 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Aynı yere hiç zincir çekmiyoruz aralarında. Yine tığımıza doluyoruz. 1-2 tane atlayıp üçüncüsüne 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şu şekilde üçlü üçlü gruplar oluşturacağız. 2 zincir atlayacağız. Üçüncüsüne 3 tane ikili trabzan. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Evet. Şimdi bu üçlüleri 2 zincir atlayıp üçlü gruplarımızı yaptık.
Bunlardan ben C beden için 26 tane yaptım. Şimdi sıra sonuna geldim. Yine hiç zincir çekmeden doluyorum. 2 tane atlayıp 3. zincirime bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu bizim kenar trabzanımız olacak. Şöyle. Şu şekilde. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Döndürüyorum. Şimdi bu üçlü gruplarımızın şu ortasındaki trabzanlarını kullanacağız. Tığımızı doluyoruz. Tam ortadaki trabzana bir tane ikili trabzan, bir zincir, bir tane aynı yere ikili trabzan. Şu şekilde minik V'ler oluşturacağız. Tekrar tığımızı doluyoruz. Burada üçüncü ortadaki şu üçlünün ortadaki trabzanına bir zincir, ikili trabzan, yine bir V oluşturuyoruz. Tekrar tığımızı doluyoruz. Ortadaki trabzana bir trabzan, bir zincir çekiyoruz. Tekrar aynı yere. Şöyle V'ler oluşturacağız. Sıra sonuna kadar bu V'leri oluşturuyoruz. Şu ortalarına batarak. Ortadaki trabzanlarımıza batıyoruz hep. Evet, sıra sonuna kadar aynı V'lerimizi yapıyoruz. Ben şimdi burada sıra sonuna geldim. Son iki üçlüm kaldı. Ortadaki trabzanlarına, son üçlümün de ortadaki trabzanına batıyorum. Son V'mi oluşturuyorum. Buraya geldiğimde şu kenar trabzanım, şurada çektiğim 3 zincir, bir tane dolayıp bir tane de bu zincirin üzerine ikili trabzan yapıyorum. Bu yan kısımlarında kayma ve yamukluk olmasın diye, dikerken kolaylık olsun diye şöyle. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Artık bundan sonrasında örgümüz kendini tekrar edecek örneğimiz. Bir sıra üçlüleri yapacağız, bir sıra V'leri yapacağız. Tığımızı doluyoruz. Bu V'lerin içine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar dolayıp bir sonraki V'ye geçiyoruz. İçine 3 tane ikili trabzan. Tekrar dolayıp bir sonraki V'mize 3 tane ikili trabzan. İşte şöyle bir sıra üçlüyle başlıyoruz. Bitirirken de yine üçlüyle bitireceğiz. Şimdi koltuk kısmına kadar örüyoruz. Ben koltuk kısmına kadar sıra örmüşüm. Diğer parçamdan saydım. Yine bu üçlülerle bitmesine dikkat edeceğiz. Koltuk kısmına kadar 19 sıra aynı şekilde tekrar edip geliyorum. Evet, 19 sıra örüyoruz. Her birini birer sıra olarak sayıyorum. Şu şekilde 1, 2, 3 hem V'leri hem üçlüleri birer sıra olarak saydım. Toplamda 19 sıra yaptım ve burada üçlülerle bitmesine dikkat ediyorum. Ben ölçtüğümde ütülenmemiş haliyle 20 santim ölçüsü. Bu bizim koltuk altından sonraki belimize kadar olan uzunluğumuz olacak. Şimdi burada kol kesimi yapacağız. Üçlülerimizi yaptık. En son üçlümüzü. Şurada dikkat etmemiz gereken şey, bu örgüyü yaparken burada hep bir tane tekli trabzan yapıyoruz. 3 zincirle yukarıya çıkıyoruz. Bitirirken de yine bu zincirin üzerine bir tane tekli trabzan yapıyoruz. Buna her zaman dikkat edelim. Bu bizim kenar sıramız olacak. Örneğin daha düz durması için. Şimdi bir zincir çekiyorum. Ben buradan koltuk kısmı için 3 tane üçlüyü keseceğim. Burada ipimi koparmak istemiyorum, ek olmasın diye. Ben şöyle ilmeğimi kaydırıyorum. Şimdi sıradaki trabzanın tepesine batıp alıyorum ve içinden geçiriyorum. Sonraki trabzanın tepesine batıyorum, alıp içinden geçiriyorum. Bir sonraki trabzanın tepesine batıyorum, içinden geçiriyorum. Burada çok sıkmıyorum, gerilme olmasın diye. Şöyle trabzanların hepsinin tepesine batarak buradan ilmeğimi yürütüyorum. Hiç dolamadan batıp alıp ilmeğimizi kaydırıyoruz bu şekilde. Şimdi şuradaki boşluğa, yani bu iki üçlünün arasına, şuraya kaydırıyorum ilmeğimi ve buraya 3 tane zincir çekiyorum.
Yani bu zincirimiz şuradaki kenar ilmeğimiz gibi artık bizim buradan sonraki kenarımız olacak. Şuradan 3 tane üçlüyü kestim. Şu boşluğa dolayıp batıp 3 zincir çektim. Şimdi bundan sonra tekrar V'lerimizi oluşturuyoruz. Orta kısımdaki trabzana batıp bir ikili trabzan, bir zincir çekiyoruz. Bir ikili trabzan. Yine doluyoruz. Ortadaki V'ye batıyoruz. Bir zincir çek. Bir ikili trabzan. Şimdi bu son kısımda son 3 tane kalana kadar bu şekilde V'lerimizi yapıyoruz. Buradan da koltuk için 3 tane üçlü keseceğiz. Buraya kadar V'lerimizi yapmaya devam ediyoruz. Evet, şimdi son üçlümüze geldik. Buraya son V'mi yapıyorum. Bir zincir çekip orta kısma trabzanımı yapıyorum. Şimdi burada 3 tane üçlümüz kaldı. Doluyorum tığımı şuradaki boşluğa. Kenar trabzanımı yapmak için alıp bir tane tekli trabzan yapıyorum. İkili trabzan yapıyorum bir tane. Tekrar buradan 3 zincir çekiyoruz. Artık bu kısım arasında git gel yapacağız. Üzerine üçlülerimizi doldurmaya başlıyoruz. Ben arka parçamı örmüştüm. Şu şekilde şuradan 3 tane kol kesimi yaptık. Buradan arka kısmımızı dümdüz örüyoruz. Ben bu yukarısı için 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 sıra örmüşüm. 19 santim örmüştüm. Ütülendiğinde de 20 santim olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü ütülendiğinde açılıyor bluzum. Bu şekilde arka kısmı dümdüz örüyoruz. Ön kısmı da yaka kısmına doğru dümdüz örmeye devam edelim. Buradan koltuktan sonra yaka kısmında görüşmek üzere. Evet, şimdi yaka oyuntumuzu yapacağız. Koltuk kısmından sonra 9 sıra ördük. En son şu V'li kısmımı ördüm. Bu V'den sonra yakamı ayırıyorum artık. Şimdi bu V'lerin üzerine 2 ta 3 tane ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Bu koltuk kısmında herhangi bir işlem yapmıyoruz. Aynen devam ediyoruz. 6 tane V'mizi dolduruyoruz trabzanlarla. 1, 2, 3, 4, 5. Son bir V'mi de dolduruyorum. Buradan sonra örgümü geri dönerek aska kısmını oluşturacağım. Şimdi 6 tane V'mizi doldurduk. Burada yapacağım işlem tığımıza doluyoruz. Şuradaki boşluğa bir tane tekli trabzan yapıyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Yani bu yaka kısmımızdaki kenar sıramız olacak. Kenar trabzanımız olacak ki örneğimiz yine şu şekilde düz dursun diye. Buradan sonra yine orta kısımlara V'lerimizi yapıyoruz. Sıra sonuna kadar. Bu sırada V'leri yaparken herhangi bir kesme işlemi uygulamıyoruz. Gördüğümüz her üçlüye bir V yapıyoruz. Ortadaki trabzanlarımıza batarak. Sıra sonuna geldiğimizde yine aynen geri döneceğiz. Koltuk kısmında herhangi bir kesme işlemi yapmıyoruz. Bu kenar ilmeklerimize batmayı unutmayalım. Evet, dönüyoruz. Şimdi bu V'lerimizin içini yine 3 tane ikili trabzanla dolduruyoruz. Altı tane V yapmıştık. Şimdi bu sırada bir tane daha V keseceğiz. Askı kısmında 5 tane V kalmış olacak. Ondan sonra omuz kısmına kesme işlemi yapmadan askımızı dümdüz öreceğiz. Zaten ben çok açık bir yaka olmasını istemedim. Yuvarlak, hafif kapalı bisiklet yaka görüntüsü olmasını istedim. Resimde de o şekildeydi. Kuzenimin beğendiği o şekildeydi. Biz de orijinaline yakın bir model uygulamaya çalıştık. Pardon. Şimdi son V'mize geldiğimizde şuradan 5 tanesini doldurdum. Şurada son V'me geldiğinde tığımı doluyorum. Direkt bu kenar trabzanına batıyorum. V'min içini doldurmuyorum. Burada bir V eksiltmiş oluyorum. Şu kenar trabzanına batarak direkt kenar ilmeğimi yapıyorum. Burada bir tane V'yi kesmiş oluyoruz. Tekrar 3 zincir çekiyoruz.
Döndürüyoruz. Buraya V'lerimizi oluşturmaya devam ediyoruz. Buradan sonra şu koltuk kısmından sonra 16 sıra olana kadar askımızı tamamlıyoruz. Daha sonra da omuz birleştirmeye geçeceğim. Evet, ben omuz birleştirmemi tığ ile yapacağım. Şimdi bu benim arka parçam. Arka parçamın ters yüzü bana bakacak şekilde çeviriyorum. Ön parçamın da ön yüzü bana bakıyor. Yani tersleri içeride kalacak şekilde çeviriyorum. Buradan tığla birleştirme yapacağız. Son sıramı örmedim. 15 sıra ördüm. 16. sıramı birleştirirken örüyorum. 3 zincir çektim. Yukarıya çıktım. Buradaki kenar trabzanından ilmeğimi geçiriyorum. Şu şekilde. Şöyle iplerimi temizleyeyim rahat görmeniz için. İlmeğimi geçirdim. Bir tane doluyorum. V'min içine ilk trabzanımı yapıyorum. Bu V'min içindeki trabzanın tepesinden ilmeğimi geçiriyorum. Tekrar V'min içine bir trabzan. V'min içindeki ikinci trabzandan ilmeğimi geçiriyorum tepesinden. Üçüncü trabzanımı yapıyorum. Ve V'min içindeki son trabzanın da tepesinden geçirerek burada trabzanları birbirine eşleştiriyorum. Yani birbirine denk gelecek şekilde şu şekilde. Bence böyle birleştirmesi çok temiz oluyor. Dikişten daha iyi durduğunu düşünüyorum. Tekrar V'min içindeki ilk trabzana pardon bir saniye. Evet, ilmeğimi yakalayamadım. V'min içinden tekrar geçiriyorum ilk trabzana. Yine V'nin içine ikinciyi yapıp ikincinin tepesinden geçiriyorum ilmeğimi. Aynı şekilde üçüncüyü yapıp üçüncünün de tepesinden geçiriyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidiyoruz. Zaten çok uzun bir işlem değil. Omuz kısmı gayet küçük. Her trabzanın birbirine eş olmasına dikkat ediyoruz. Sadece omuzlarımı tığla birleştirme işlemi yapıyorum. Yan kısımlarını dikişle birleştireceğim. Çünkü oraları sık iğneyle yaptığımda dışarıdan belli olduğunu düşünüyorum. İğneyle olduğunda daha iyi geliyor bana. Siz isterseniz sık iğneyle de birleştirebilirsiniz. Son V'min içinde doldurduktan sonra şurada bir tek kenar trabzanımız kalıyor. Dolayıp bu kenar trabzanına da batıyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. Karşı V'nin içindeki ilk trabzandan tığımı geçirip artık buraya sabitliyorum. Burada ipinizi kesebilirsiniz. Omuz kısmının görüntüsü şu şekilde oluyor birleştirmesi. Duruşunu da şöyle gösterebilirim. Şimdi bu taraftaki yakamızı açıp buradaki askımızı yapacağız. Yine aynı işlemleri uygulayacağız ama şuradan başlangıcı bir göstermek istiyorum size. Şimdi diğer askımız için ilmeğimizi oluşturuyorum. Buradan 6 tane V sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şurası 6. V'miz. Bu V'nin yanındaki boşluğa batıyoruz. Şuradan ilmeğimizi geçiriyoruz. Zincir çekiyoruz. Burası kenar trabzanımız bizim. Şimdi tığımızı dolayıp bu V'nin içini dolduruyoruz. Her V'ye 3 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. Trabzanlarımızı yapıp V kısımlarını oluşturup bu tarafa geldiğimizde tekrar kesme işlemini yapacağız. Evet, şimdi V'lerimizi yapıyoruz.
Son V'mizi yaptık. Kenar trabzanımızı da yapıyoruz. 3 tane zincirimizi çektik. Şimdi burada 1 V daha kesmiştik. Diğer kolumuzda. Burada V'lerimizi doldururken bunu atlayıp direkt diğer V'mizin içine üçlü trabzanlarımızı, 3 tane ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Kollarımızda askı kısımlarında 5 tane V olmuş olacak iki tarafta da. Evet, şu şekilde buradan da bir V eksiltmiş olduk. Aynı şekilde ilerleyip omuzda birleştirmesini yapıyoruz. Daha sonra dikişlere ve şu kenarlarına, oya kısmına geçebiliriz. Evet, şimdi yanları dikmeyi göstereceğim size. Ben genelde tığ işi örgülerimi hep aynı şekilde dikiyorum. İlk önce şöyle en uç kısma ipimi geçirip buraya ipimi sabitliyorum. Burada tek dikkat etmem gereken sıraların birbirine eş olması, yamukluk olmaması. Yani şu V'li sıraları ve dolgulu sıraları şöyle karşılıklı olarak takip etmemiz önemli. Buna dikkat ettiğimizde gerisi çok kolay ve tertemiz bir dikiş oluyor. Şimdi karşı tarafın da en uç kısmına şöyle zincir kısmına tutturuyorum iğnemi. Şu şekilde. Şimdi üçgenli sıradayım. Karşıdan ilk trabzana şöyle bir alttan bir üstten trabzana batıyorum. Şimdi bu taraftaki trabzana aynı şekilde o sıraya eş gelen şimdi şurada V'li sıramızdayız bakın. Bu kenar trabzanına bir alttan bir üstten batıyoruz. Şimdi şu karşıdaki V'li trabzanın V'li sıranın trabzanına batıyoruz. Trabzanların içinden geçiriyorum iğnemi. Şimdi dolgulu sıraları evet, şu şekilde tertemiz bir görüntüsü oluyor. Hiç dikiş olduğu bile belli olmuyor. Evet, şimdi ben yaka kısmına bir kenar oyası uygulayacağım. Daha doğrusu yaka kısmına kol ve etek ucuna da uygulamak istiyorum. Zaten çok minik bir şey olacak. Şu yaka kısmındaki şu kesintilerin falan kenarlarının düzelmesi için daha güzel gözüküyor. Şuradan ense kısmından omuz yanından başlıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Yine aynı yere, aynı zamanda şuradan ipimi de gizleyeceğim. Aynı yere bir tane ikili trabzan yapıyorum. Buradan 1-2 tane atlayıp üçüncüye sık iğne yapıyorum. Tekrar buradan 2 zincir çekiyorum. Aynı sık iğne yaptığım yere bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar 1-2 tane atlayıp üçüncüye sık iğne ile bağlıyorum.
Aynı örgün devamıymış gibi duruyor. Hiç belli olmuyor bile. Tekrar iki zincir çekiyorum. Sık iğne yaptığım yere bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir iki tane atlayıp üçüncüye tekrar sık iğne. İki zincir, bir tane ikili trabzan, üçüncüye sık iğne. Şu şekilde bir görüntü oluyor. Bunu yakanın çevresince tekrar ediyorum. Evet, şu şekilde yakamın etrafını çevreledim. Aynı örnekle bir bütünmüş gibi duruyor. Hiç oya olduğu belli olmuyor bile. Aynı işlemi kollarda ve etek ucunda da uygulayacağım. Sonrasında ütülenmiş ölçülerini sizinle paylaşırım. Bluzumla ilgili bütün detayları anlattım sanıyorum. Eğer unuttuğum veya yapamadığınız bir yer olursa bana DM'den ve yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Onun dışında söyleyeceğim başka bir şey yok. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Tekrar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.